Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay tane tane olacak pirinç pilavı tarif vereceğim. Şehriyeli yapacağım ben bugün. İsterseniz şehriye siz de yapabilirsiniz. Videoyu geçmeden önce halen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Evet, şimdi pirincimi ılık suyun içine ısladım. 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika sonra süzeceğim. Evet, şimdi ocağımın altını yüksek ateşe açtım. Şimdi içerisine tereyağımı koyacağım. Tereyağımı koydum, 1 yemek kaşığı. Şimdi güzelce bu eriyesiye kadar ocağımın altı full açık olacak. Bu eridikten sonra ocağımın altına yarı indireceğim. Kısacığım yani. En düşük ateşte. Sonra şehriyelerimi ekleyeceğim içine. Şehriyelerimi güzelce kavuracağım. Şehriyeleri kavurmazsak bildiğiniz gibi rengi açık görünür. Şimdi şehriyelerimi döküyorum içerisine tamamen. Şehriyelerimi de güzelce kavuracağım. Güzelce kavurmak gerekli. Yoksa içine şehriye tadı geliyor. Bir değişik tadı oluyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kavrulmaya başlıyor. Böyle. Tabii ki sabır etmemiz gerekli. Çok yavaş kavruluyor. Ama yapacağız diye de yakmamamız gerekli. Gördüğünüz gibi kavruldu. Yakarsak zaten tadı çok kötü olur. Önceden benim de başıma bir kere gelmişti. Ocağın altına bu aşamada kısmak gerekli o yüzden. Şimdi içerisine pirincimi koyuyorum. Tamamen 1 su bardağı pirinç kullandım. Pirinci koyarken dikkat etmeniz gerekli. Çünkü pirinç ıslak olduğunu içinden bayağı bir güçlü duman çıkıyor. Yağdan dolayı etrafı yağ sıçrıyor. O yüzden dikkat etmek gerekli. Şimdi içerisine suyumu ekliyorum. Birinci su bardağı ekledim. Şimdi ikinci su bardağı ekleyeceğim. İki su bardağı tam bu ölçüye göre oluyor. Ocağımı orta ateşte toplam 10 dakika pişireceğim. 10 dakika pişirdikten sonra zaten tane tane olacaktır. Ve karıştırmamamız gerekli hiç. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi 2 dakika fokurdamasını bekleyeceğim. Evet, fokurdamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı tuz ekledim. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Bunu tam bu aşamada eklememiz gerekli. Çünkü bu aşamada önemli. Böyle yapmazsanız pilavınız tane tane olmaz. Şimdi kapağını kapatıyorum gördüğünüz gibi. 8 dakikada pişireceğim. Evet, neredeyse hazır oldu. Evet, şimdi hazır oldu. Üstüne gördüğünüz gibi peçetemi serdim. Böyle yapınca hem suyu, içine fazla suyunu almış oluyor. Kapağını da kapatıyorum. 20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sonra sizlere pilavımı ve nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, 10 dakika beklettim. Böyle oldu. Evet, şimdi sizlere de sunumunu yapıyorum. Tabii ki ayranla. Böyle oldu pilavım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Tane tane. Böyle. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ve videomu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum.